İçinde büyük hizmet ve gayretleri olan bir abimiz İstanbul'un kıdemlerinden. Buyurun abi, size duygularınızı alalım. Neler bekliyorsunuz İstanbul'dan? Tavsiyeleriniz. Evet. Selamünaleyküm önce. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bu organizasyonu yapan gazetemiz yöneticilerine önce teşekkür etmek istiyorum. Esasen daha sık bir araya gelmenin faydalarına inanan bir kişiyim. Tabii Yeni Asya deyince yüreğimiz oynuyor. Yani Yeni Asya bu hizmetin ulu çınarıdır arkadaşlar. Ulu bir çınardır. Yani diğer bizden ayrılıp giden arkadaşlarımızda da bu çınarın altında yer vardır. Onlar da bizimle beraber de esasında. Ama bu Yeni Asya'yı yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bu, yani Fatih'in çınarını hatırlarsınız. Uludağ'a çıkarken orada gözüküyor. Tam onun, o çınarın altında 2000 insan omuz omuza bir araya geri rahatlıkla gelebiliyor. Fatih Sultan Mehmet'in çınarı denir. Burası da hizmetimizin çınarıdır arkadaşlar. Yeni Asya'yı unutmayalım. Yeni Asya'ya güç kuvvet verelim. Yeni Asya'nın aleyhinde konuşmayalım. Hepimiz bu çınarın altında çok şeyler gördük, öğrendik. Ben fazla ileriye gitmek istemiyorum. Konuşmak isteyen başka arkadaşlarımız da olur. Yaşasın Yeni Asya diyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Hasan abi, buyurun Hasan abi. Birkaç dakikada sizden itibarlarınızı, görüşlerinizi alalım. Asya ordularının, Avrupa şeylerinin şanslı, bahtiyar insanları. Bu tadil gününde ben oturarak size ayakta hitap etmek isterim de. Neyse. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah bu hizmetinizi daim eylesin. Ömrümüz hayatta oldu, ömrümüz devam ettiği müddetçe. Sahibi olmayan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Çam dağlarında, Barlı derelerinde, hapishane köşelerinde her türlü engellere rağmen bu değerli eserleri bize meydana gelmesine vesile olan aziz üstadımıza, bütün ecdad-ı âlimize, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere diğer peygambere, zişan efendilerimize, sahabi-i kiram efendilerimize, ümmeti Muhammed'e, Risale-i Nur cemaatine, ahirete göç edenlere gani gani rahmetler diliyoruz. Allah şefaatlerini bizlerden eksik etmesin. Hayatta olanların da, sizlerin de, bizlerin de hayırlı uzun ömürler, hayırlı hayat kazançlar temenni ediyorum. Safa geldiniz, hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, uzun seneden beri çok hatıralar var. Bu günümüzü zayi etmek istemiyoruz. Onun için bu eserleri bizim okumamız gerekiyor. Bu üstadın zaten arife tarif gerekmez. Hepiniz de biliyorsunuz burada. Bu eserleri bütün dünya insanlarının ihtiyacı var. Onlara ne kadar duyurabilirsek o kadar muvaffak olacağız. İnşallah merak etmeyin. Ümit var mı? Zaten gazetemizin başında da 50 senedir bu yazılıyor. Az kaldı. Ufuka tepeye çıkmaya, güneşin efendim her tarafını aydınlatmasına, üstadının eserlerinin değerinin anlaşılmasına az bir zaman kaldı. Merak etmeyiniz. Zaten de etmezsiniz inşallah. Bunların okunması lazım, anlatılması lazım. Hayat-ı içtimaiyede yaşanması lazım. Bakın, Kutlar abinin, Allah kanı kanı rahmet eylesin, Karadeniz'in birisi sohbet ederken, Karadeniz'de biraz şeylidir yani böyle nükteden falan. Ya Kutlular, cennete gideceğiz ama ütülenmeden gidelim. Buradaki gayretimiz ütülenmeden gitmek. Cennetin de dereceleri var, azabın da dereceleri var.
Nasıl bilenlerle bilmeyen biri olur mu? Olmaz. Bildiklerini yaşayanlar. Ondan sonra üstadımızın 3 tane şartı var. Nedir? Dost, talebe, kardeş. Üçünün ayrı ayrı görevleri var değil mi? Talebenin görevi nedir? Bu risaleleri ben yazdım gibi sahip çıkmaktır. Ya burada şehitler verilmiş, gaziler verilmiş. Kaç, 3-4 seneden beri, daha fazla değil mi? 6 seneden beri kafamızı karıştırıyorlar. Yani insanın ürkmesi, affedersin yine Kutlar abi, hayvanın ürkmesine benzemez derdi. Hayvan bir yerden bir korku geçirir, onu unutur. Ama biz bir yerden geçerken, yani bize bir, affedersin, köpek saldırsa onu hep hatırlarız. Hayatımız boyunca onu üzerimizden silemeyiz. Böyle tahribatlar olduğu zaman. Onun için Kazım Bey, Allah ebeden razı olsun, bütün kardeşlerimizden de, hepimizden de. Kazım Bey yazıyor, biz okumazsak neye de? Diğer hasbiyesi var ki. Biz okuduk. Biz okuduk. Eşimize, dostumuza bunu duyaramazsak ne diyelim? Ondan sonra onların da bir kişinin diyor imanının kurtulmasına vesile olmak sahralar doyusu kırmızı koyunu tasadduk etmekten daha hayırlıdır. Ne diyor üstadımız? Sen şuna buna niye bu kadar çatıyorsun? Tek başına ya, tek başına. Onun bir ayda yediğine ben 1000 günde yiyorum. İtiraf ediyorum bakın. Üstadı. Buna rağmen çoluk yok, çocuk yok, evlilik yok, zehirlenmeler var, hapishane var, işkenceler var. Bunlara göğüs gererek bu eserleri bize emanet etmiş. Onun için bunun değerini biliyoruz, siz de zaten biliyorsunuz. Gönül isterdi ki ben yaş itibariyle biraz sinema şeridi gibi burada görmek istediğim abilerimizi, kardeşlerimizi maalesef göremiyoruz. Bunlar olacak mı? Olacaktır. Üstadımız da hoşgörüyle %95'ini affetmiş. Ne yapmış? 5 kişi kalmış. Ona zarar verenlerin, onu hapishane atanları. Hoşgörüyle karşılayacağız ama gönül isterdi ki bu salonu kadar. Bunu Kazım Bey sağ olsun yine dile getirdi. Biz bir avuç kaldık ama çok güzel bir iş yapıyoruz. Bizim hizmetimizin inkişaf edebilmesi için 3 tane yol var. Başkaları da var. Ama önemli. Nedir bu yol? Nedir bu yol? Bu eserleri okumak. İkisi de talebe hizmetlerini yetiştirmek. Talebe de yetişti. Kazım Bey de yazdı. Bunu biz daha geniş kitlelere ulaştırabilirsek, ulaştıramazsak netice alabilir miyiz? Alırız ama çok az alırız. Fatih İstanbul'u fethederken hem maddi yönden hem de manevi yönden onun projelerini çizerken biraz evvel söyledim. Bir tane kılım da olsa onu bile söker atarım demiştik, çekerim. Onun döktüğü topların sırrını hala çözemiyorlar. Düşmanın silahıyla silahlanacaksın. Adam sana misket bombası atıyor. Senin elinde misket bombası yoksa mücadele edemezsin kardeşim. Ne olursan olsun. Ya şerde de olsa Cenab-ı Hak sınır koymuş. Ben demiş ki dünyada seni serbest. Yolu ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Cenneti kazanmak öyle kolay bir mesele mi? Yardan ayrılacaksın. Efendim, onun için elimizden geldiği zaman zaten bu gayret içerisindeyiz ama benim bir kardeşim, yeğenim var. Vakıf. Abinin bunu öz eleştiri olarak söylüyorum. Bir de geliyor sağdan vuruyor, biri geliyor soldan vuruyor. Kafam karıştı. Amca dedi ne yapacağım dedi. Gel dedim sen bir hafta istirahat et ondan sonra gidersin falan dedim. Onun için bunlar da olacak. Ümitsiz değiliz. Yani dünya kulu Adem ile Adem Aleyhisselam'ın çocukları bile aralarında mülakaş etmişti. Yani netice itibariyle. Onun için hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun bu talih gününde. Bu çok önemli. Kalktınız, işinizi, gücünüzü, efendim çoluğunuzu, çocuğunuzu bıraktınız, buralara kadar geldiniz. Bunu kapının içerisinden girerken
girdikten sonra burada herkes, İslamiyet meyve yüklü bir bahçedir. Herkes buradan nasibini alacak, isterse bir sefer burada bulunsun, bunun mükafatını görecektir. Buraya böyle bir hizmete, şimdi müceddit, çok müceddit, geçmişte sahte peygamberler varmış iddia ediyor. Şimdi de var, şimdi de efendim müceddidler var, müceddidler daha gelecek olan bekleyenler de var. Ama bize göre öyle bir sıkıntımız yok. Peygamberler sülalesi bittiği, tükendiği gibi bir müceddidler sülalesi de bitmiştir. Bu eserlerdir. Üstad Hazretleri de kimseye bir şey bırakmamıştır. Eserlerini bırakmıştır. Benimle görüşmenin yerine diyor, şu eserleri okuyun. 10 misli sevap fazla alırsınız diyor. Keşke üstad hayatta olsaydı da ben onun elini bir öpebilseydim veya cübbesinden bir tutabilseydim. İnanın ki çok büyük maddi imkanlarımı seferber ederdim. Ama eserleri var. 10 misli daha sevap verdi, bırakmış. Onun için her esen rüzgara kapılmamak lazım. Dik durmak lazım. Şimdi yine Kutlar abiden büyük bir hizmet etmişti buraya. Çok hatıralarımızı almak için. Deprem ilahi ikazdır diye 276 gün içeride yattı mı? Hakim demiş ki, Kutlular demiş, sürçülisan ettim de sana ceza vermeyeyim demiş. Bunlar şeyde yazılmıyor. Ondan sonra demiş ki, hayır demiş hakim bey, ben sürçülisan etmedim. Sözümün arkasındayım. Sen bilirsin demiş. Vermiş, gitti yattı. Yattı mı? Yattı. Şehit verdi mi? Verdi. Kendisi de gazi oldu mu? Var mı endişe, yani şüphesi olan var mı? Olmadı. Bir sürü şeyler var. Onun için kolay değil işte biraz evvelsi. Arife tarif gerekmez. Allah hepimizden razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Burada beraber olduğumuz gibi inşallah ahirette de bir ve beraber olacağız. Sevdiklerimize beraberiz. Sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İlyas Hocam, sizden de 5 dakika rica edelim. Şöyle Kazım abi gelinceye kadar. Kazım abi siz de hazırlanın. 5 dakikada sizi konuşturalım. İlyas Hocam buyurun. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hasan abi çağırdı. Allah razı olsun. Ben çok kısa iki hususa değineyim diye düşündüm. Zihnim hazır değil açıkçası. Birincisi şu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 14 asrın gerisinden bütün müminlere, bütün ümmetine şöyle bir beşarette ve aynı zamanda sorumluluk yükleyen ifadede bulunuyor. Yedullahi ma'al cema'a. Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Cemaatin olduğu yerde rahmet vardır. Rahmetle cemaat arasında birebir irtibat vardır. Hasan abi'nin ifade ettiği gibi insanların anlayışlarında, bakışlarında, mizaçlarında farklılıklar olabiliyor. Bu bir ehadiyet tecellisidir. Herkesin farklı siması olduğu gibi, farklı mizacı olabiliyor, farklı bakışı olabiliyor, farklı değerlendirmesi olabiliyor. Fakat üstadın, müceddid-i ahizamanın ortaya koyduğu bu eserlerde, yine Hasan abi atıf yaparak söyleyeceğim, müceddid Risale-i Nur'dur dedi, Allah razı olsun. Ahizaman müceddid-i Risale-i Nur'dur. Bir anlamda Mehdi-i Azam Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un özelliği hepinizin malumu. Ben de aynı sözü tekrarlıyorum. Arife tarif gerekmez. Risale-i Nur'un özelliği sadece itikadi konuları ortaya koymak değil, içtimai, ahlaki, siyasi konulara da Kur'an'ın bütünlüğüne, İslam'ın bütünlüğüne, sünnetin bütünlüğüne uygun bir biçimde ortaya koymaktır. Bunu da en iyi temsil eden, Risale-i Nur'u bu bütünlüğü içerisinde en iyi anlayan,
en iyi hazmeden ve hayatını en iyi aksettiren de benim acizane görebildiğim kadarıyla Yeni Asya camiasıdır. Allah'a bundan dolayı ne kadar hamd edilse azdır. Elbette bu camia içerisinde de bazı konularda farklı anlayışlar olabilir, farklı telakkiler olabilir. Bu son derece normaldir. Fakat yine üstadın koyduğu prensip, kökünü, sünneti seniyyeden alan prensip bellidir. Ve emruhum şura beynehum ve şabirhum fil emri ayeti çerçevesinde cemaatin şahs-ı manevinin aldığı meşruiyetler bağlayıcıdır. Herkesi bağlar, bağlamalıdır. Dolayısıyla bu sistem çerçevesinde, bu esaslar çerçevesinde Risale-i Nur talebeleri ahir zamanın bu dehşetli zamanında istikametini kaybetmeden, sağa sola yalpalamadan devam etmelidir ve edecektir. Demin bahsettiğim hadisin devamında da zaten buna işaret var. Yalnız kalmaktan, ferdi kalmaktan Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetini uyandırıyor ferdi kalmaktan. Bir insan Risale-i Nur'u ezbere de bilebilir. Ferdi kalıyorsa düşer, sürçer, yuvarlanır. Bir konuda isabet ederken başka bir konuda farkında olarak veya olmayarak kayabilir. Kaydığı yolu sonra meşrulaştırmaya başlar. O yanlış anlayışını Risale-i Nur'dan temellendirmeye çalışır. Ama şahs-ı manevi yanılmaz. Allah yanıltmaz. Cemaati Allah yanıltmaz. Sayısı ne olursa olsun fert yok. Cemaat var dendiği zaman cemaatin şahs-ı manevi ile aldığı karar her konuda insanları istikamet üzere götürür Allah'ın ihsanıyla ve Allah'a hassiz şükür olsun ki Risale-i Nur camiası içerisinde yani Asya bu hakkaniyeti, bu istikameti tekrar ediyorum Allah'ın mahza ihsanı olarak devam ettiriyor. Cenab-ı Hak bu istikametten bizleri ayırmasın ve samimi, halisane bu hizmette Cenab-ı Hak hepimizi daim eylesin. Teşekkür ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Akşam buradaki derse Ali Kelemen abiyle beraber gelmiştik ve beraber döndük. Sabahleyin de bir haber aldık ki evine çıkarken merdivenlerden düşmüş ve hastaneye kaldırılmış. Şu anda yoğun bakımda. İnşallah Allah hayırlı şifalar versin diye hep birlikte dua edelim. Ali abi bu hizmetin isimsiz kahramanlarından, demokrat, nur talebesi, istikametten, sadakatten asla sapmamış olan İlyas Hoca'nın ifade etmiş olduğu yalpalamadan o istikamet üzere yürüyen şahs-ı maneviyle beraber Yeni Asya emektarlarından biri. Cenab-ı Hak hayırlı şifalar versin. Şimdi Hasan abi burasının çok daha yoğun bir katılımla toplantının yapılmasını temenni ederdim dedi. Tabii çok zor zamanlardan geçtik. Çetin imtihanlardan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Ama bu cemaatin buradaki atmış olduğu ilk adım olarak bu toplantıyı değerlendirelim. Ve uhuvvet, muhabbet, tesanüt manasının yeniden onarılması, yeniden inşa edilmesi, yeniden tahkim edilmesi noktasında bu toplantıyla, bu buluşmayla kuvvetli bir adım atmış olduk. İnşallah arkasını hep beraber getirelim. Ve bu noktada 54. yıl programımızı inşallah daha evvel de yaptığımız gibi ailecek, ailelerin de iştirakiyle tamamlamak suretiyle bu ilk adımın ikinci aşamasını o şekilde gerçekleştirelim diye hususi konuştuk bazı arkadaşlarımızla ama burada sizlerle de paylaşmış olalım. Zaten biliyorsunuz gelenek halinde her sene yıl dönümlerimizi böyle güzel buluşmalarla idrak ediyoruz. Tabii son yıllarda online yapmak mecburiyetinde kaldık pandemi sebebiyle ama o da artık geride kaldı. Tekrar yeni bir şevk buluşmasıyla 54. yıl toplantımızı da inşallah birlikte
idrak edelim ve orada daha yoğun bir katılımla, daha coşkulu bir katılımla 54. yılımızı da hep birlikte idrak etmiş olalım. Cenab-ı Hak yolumuzu açık etsin. Hakikaten zor imtihanlardan geçiyoruz dediğim gibi. Ama bu imtihanları yüzümüzün akıyla geçebilmenin, başarabilmenin şartı ihlas, sadakat ve şahsi maneviyle beraber tesanüt içerisinde yola devam etmek ve meşveret kararlarına harfiyen uyarak, bağlı kalarak, şahsi maneviyle bütünleşerek, şahsi manevinin içinde eriyerek bunu ancak başarabiliriz. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın diyerek sözlerimi tamamlayayım. Pardon abi, şu Sultan Gazi'deki iki tane daire vardı ya abi, onun olayını bir anlatabilir misiniz ya? Nasıl oldu, nasıl gelişti? O şöyle, onun o kısmını Hasan Bey daha iyi anlatır da, ben başlangıç kısmı için bizim İzmir'deki Muharrem Beylerle teması olan insanlar bunlar ve mağduriyet yaşayan bir aile. Sonra çok samimi insanlar, bir erkek kardeş, bir kız kardeş, bir de tanışmadığımız kız kardeşleri de var. İşte onlar böyle hizmete samimane katkıda bulunmak arzularını ifade ettiler. Ve işte kendilerine ait aileden kalma yerlerinde, Sultan Çiftliği'nde inşaatları olduğunu ve dairelerini hizmete bağışlamak istediklerini söylediler. Hem o Olgun Bey hem de Necla Hanım. Ve böylece iki daireyi bağışlamış oldular. Ve böyle bir zamanda, İstanbul'un mekan kıtlığı çektiği bir zamanda bize ilaç gibi geldi o. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, rahmeti. Dolayısıyla eğer biz ihlas ve istikamet üzere şahs-ı maneviyle beraber yürümeye devam edersek her şeye rağmen, Cenab-ı Hak inayetiyle bize hiç ummadığımız yerlerden böyle kapılar açıyor. Dolayısıyla aynı anlayışla, aynı şuurla, aynı ihlasla devam edelim inşallah. Maddi engeller aşılır. Önemli olan manevi kuvvetimizi, manevi dayanaklarımızı sağlam tutmamız. Teşekkür ediyoruz. Heyecandan unuttum. Bir şeyim vardı size, önerim vardı. Zaten de sizin bu eserlerinizle 15-20 Temmuz yazıyla ilgili. Onu da bir anons yaparsanız. Ben bir şöyle tamam. Ben de bahsedebilirim her şeyse de. Evet, kısaca işte yani bu kitap aslında demin İslam Bey de söyledi, tam zamanında çıkmış bir kitap olduğu anlaşılıyor. Biraz gecikti gerçi de. Ama o kitap şu anda yaşamakta olduğumuz sıkıntılı sürecin başından itibaren, 2013 sonlarından itibaren bizim nasıl bir duruş ortaya koyduğumuzun dokümanları, belgeleriyle hazırlanmış olan bir kitap. Ve burada baştan sona okunduğu zaman ki birçok okuyucumuz, karşılaştığımız, sohbet ettiğimiz, ayaküstü görüştüğümüz okuyucularımız dediler ki bir gecede okuduk. Ve okuyan herkes diyor ki hakikaten Yeni Asya'nın sürecin başından itibaren ortaya koymuş olduğu duruş çok güzel ifade edilmiş burada. Ve bir takım işte saptırmalar, iftiralar, çarpıtmalar falan bunların hiçbirinin aslının olmadığının aynı zamanda belgesi mahiyetinde bir kitap. Dolayısıyla bu kitap inşallah hem o iftiraları boşa çıkaracak, çürütecek, söndürecek, fitne alevini söndürecek hem de o fitne sürecinin bitmesine de ciddi manada inşallah katkı sağlayacak diye ümit ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten kitap böyle güzel hazırlanmış bir kitap. Şu yönden de çok önemli. Yeni Asya'nın daha önceden yaptıkları, gerek hükümete, gerek malum cemaate veya dini gruplara yaptıkları ikazlar maalesef dikkate alınmadı. Ve daha sonraki süreçte de Yeni Asya'nın isabeti, önceden bazı şeylere haber vermiş olması, gerekli yerleri ikaz etmesi bu yönden de çok önemli. Yani Yeni Asya'nın bundan sonraki ikazlarına da herkes dikkat ederse istifade eder, memleket için hayırlı olur. Bu yönden de kitap gerçekten hani birinci baskı 7000 bastı, ikinci yine 5000 civarında mı tam bilemiyorum burada. Ender Bey'de 5000 mi? Evet, yani hatta işte 3000
satılır mı, dağıtılabilir mi diye endişeler falan varken bu kadar büyük satış olması gerçekten iyi. Urfa Fuarı'na Kazım abiyle gitmiştik. Orada gerçekten çok büyük bir alaka topladı. Yani Urfa cemaati zaten biliyorsunuz, Urfa halkı hepsi Bediüzzaman Hazretlerini tanıyan bir memleket olduğu için Risale-i Nur'a, bu Kazım abinin 15-20 Temmuz kitabına ve diğer Yenas yayınlarına ciddi bir alaka vardı. Bu yönden de yani fuarlarımız gerçekten cemaat için Risale-i Nur'un tanıtımı, neşri olan en mühim vazifemiz için önemli bir vesile. İstanbul'da inşallah Mart ayında bir fuar yapılacak. Orada cemaat olarak yine desteğinizi bekliyoruz. Bu bina hakkında da şey, iki dairenin hibe edilmesi, Kazım abi de bahsetmişti zaten. Bu abilerimizle ilk geldiğinde de görüştük. Biz dediler zaten 30 senedir Yenasya okuyucusuyuz dediler. Daha önceki kendi doğum yerleri olan şehirde falan da orada da gerçekten destek vermişler. Bizim oradaki abilerle de konuşmuştum ben, tanıdıklarım. Onlara sorduğumuzda dediler gerçekten çok fedakar kişiler. Bunların iki daireyi işte kendilerinden yan yana olursa birleştirebiliriz. Hizmetlerimiz için de daha geniş salonu olan bir o şekilde rica ettik. Onu da kabul ettiler. Allah razı olsun, gerçekten güzel hizmetlere vesile olacak. Yani o şeyin ihtiyaçlar içinde mesela hani bir kısım mefruşat falan Anadolu'dan tanıdığımız abilerden rica ettik. Onlar da o çekyat falan gibi kanepe, o tip şeyleri gönderdiler. Ciddi masraflar da orada üstlenildi. Bazı mahallelerimizde işte beyaz eşya falan gibi o tip şeyleri hallettiler. Allah razı olsun. Yani bizim hizmetimiz, değerli abiler, cemaatimiz olan sizlerin sahip çıkmasıyla inşallah İstanbul'un layık olduğu şeylere yükselecektir. Yani biz talebelik yıllarında biliyoruz, gerçekten çok güzel hizmetler vardı. İnşallah bu şeylere yine ulaşacağız. Yani talebe hizmetlerimiz, bulunduğunuz mahallelerde de takip ediyorsunuzdur. Talebe hizmetlerimiz gerek korona, gerek diğer musibetler sebebiyle neredeyse sıfırlanmıştı. Yani geçen sene talebe alırken dershaneye sıfırdan alıyorduk. Bu sene hatırı sayılır bir şekilde talebemiz var. Büyük diğer Ankara falan gibi o şehirler yıllardır yaptıkları hizmetlerle inşallah aynı seviyelere geldi. Talebe hizmetlerimiz bu şekilde. Dershanelerimiz toparlandı. Umumi derslere de hani Hasan abimiz de bahsetti, işte her şey burada. Kitaplar, evet kitapları okumak çok önemli ama kitapları beraber okumak için de bunun sevabı çok fazla. Derslere daha çok iştirak edelim. O koronanın ve diğer musibetlerin kir paslarını üzerimizden atıp silkinmekte fayda var. Evet, Anadolu'da birkaç yer demiştik. Antalya'da Gençlik Şurası oldu. Oraya gittik bizim gençlerle. Her şehirden 3'er 4'er kişi, şehirlerin büyük ve talebe şeyine göre. Bizim talebelerle bir arabaya atladık. Antalya'ya kadar gittik. Orada da çok güzel gençlerin projeleri oldu. Yani bizlerden gençler çok şeyler bekliyorlar. Daha çok dua bekliyorlar. Kendileri çok şey yapacaklar. Bir divan teşekkül ettirdiler. Kendilerine bıraktık her şeyi. Ona benzer. Daha sonra geçen hafta da Kazım abiyle Ankara'ya gitmiştik. Pek çok yerlerde güzel hizmetler var. Herkes İstanbul'a selamlar söylüyor. Ve İstanbul'dan çok şeyler bekliyorlar. İnşallah bu cemaatte o şeyleri karşılayacağına eminiz. Dualarınız hep beraber olacak inşallah. Bundan sonra da bu şeyleri inşallah artıralım. Sosyal komisyonumuza da teşekkür ediyoruz ayrıca. Evet, Hasan abi bir şeyler söyleyecek. Bu arada İslam abi de vakitte geldi. Evet, buyurun abi. Kusura bakmayın, kürsü şeyim olmadığı için, kültürümüz olmadığı için heyecanıma bağışlayın. Benim sizlerden iki teklifim var. Bu kitapların ve bizim hizmetimizin üç konu şeyinden, ana konusundan bahsetmiştim. İkisi risaleleri okumak, talebe hizmetleri, dershane hizmetleri yetiştirmek. Üçüncüsü de bunları tanıtmak, neşriyat, yayın evi eserleri daha geniş kitlelere ulaştırmaktı. Bunun için ben Ümraniye Dershanesi'nde de gündeme getirdim. Orada bir tane itiraz çıktı. O da olacaktır zaten. Bir tane aldı, belki 10 kişi çıkarabilirdi. Hayır işin manileri çok olur. Hepiniz de biliyorsun. Bu kampanya, iki tane kampanya
düzenleyelim diye. Birincisi diğer gazetelere, bizim dışımızdaki gazetelere, televizyon, radyolara reklam vermek. Tabii biz fukarayı sahibiyiz. Belki onu yapamayız ama şunu yapabiliriz. Geçmişte Bediüzzaman tırı vardı. Biz vilayetlerin önemli yerlerinde o tırlarla kitaplarımızı, neşriyatımızı dağıttık. Burada da hiç olmazsa birkaç yerde şey yapalım, öyle nedir o şeylerde, işte çadırda kurabiliriz, evet. Yani veya vasıtasıyla ana merkezlerde, mesela Beyazıt'ta, efendim Kadıköy'ünde, efendim Ankara'da, İzmir'de böyle kitaplarımızı dolduralım. Bilhassa bu 15-20 Temmuz diğer neşriyatları falan, bunları yapabiliriz yani, yapabildiğimiz kadar. Böyle bir teklifim var. Evet, kabul görürse. Neşriyat komisyonumuz kayda alsın bunu. Görüşelim inşallah. Bu komisyonumuzda, burada yönetim kurulumuzda bunları bildirelim, ısrar edelim, rica edelim. Her neyse yardımcı olalım. Bunların bu şekilde tanınmasına vesile olalım. Karınca kararınca. Bir de şu var, herkes bu kitaptan, Kazım Bey'in de söylediği gibi, en azından hiç olmazsa onu da yapamazsa buradan 25 tane. Yani bir bireyler olarak bizler bu kitabın başka insanlara en az 25 tanesini ulaştırmaya gayret ederim. Hepinizi evet. Saygıyla selamlıyorum. Evet. Allah razı olsun. Bir de bu arka tarafta arkadaşlar, E-Gazete aboneliği için stand kuruyor kardeşimiz. Yani E-Gazete'ye abone olmak bazen işte zorluklarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlarımız. Yani gidip her türlü yardım yapılıyor, ilgileniyor. Doğrudan abone yapılabiliyor. Abonelik artık çok kolay. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun abi, fazla da zamanımızı almayalım. Değerli arkadaşlar, İstanbul'dayız. İstanbul'un içinde Yeni Asya'dayız. Yeni Asya, İstanbul'da hayata başlamış bir müessese, bir neşriyat yuvası, bir eğitim kurumu. Tabiri caizse pek çok sıfatı Yeni Asya ile birlikte değerlendirmek mümkün. Yeni Asya'nın İstanbul'da olması ve cemaatin bu noktadaki haberleşmelerine vesile olması hasebiyle değerlenebilir ki, adeta Türkiye ile İstanbul'un bağını Yeni Asya sağlıyor. Aynı zamanda dünya ile İstanbul'un bağını Yeni Asya sağlıyor. Böylece Yeni Asya İstanbul'la bütünleştiği zaman bir adeta hareket merkezi haline gelir diye düşünebiliriz. Tabii İstanbul deyince bu manada biraz daha şartlar değişir. Değişir çünkü İstanbul bir dünya şehridir. Dünya şehri olması hasebiyle İstanbul'u dünyaya mal eden pek çok değerler var. Medeni değerler, edebi değerler, sanat değerleri vesaire gibi değerler var. Böylece bu değerleri göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten İstanbul'u dünya ile mukayese etmek mümkün. Zaten şairler biraz dünya ile mukayese etmişler. Onun için hani bütün şairleri temsilen Nedim'in ifadesiyle diyebiliriz ki bu şehir İstanbul ki bir misli bahadır. Bir sengene yekpare Acem mülkü fezadır diye adeta bütün Acem mülkünü, İran ülkesini İstanbul'un bir tek taşına değişmeyen bir mana adeta şairin söylemiş olduğu şey. Ve bunu ifade ederken şunu da göz önünde bulundurmak lazım. İstanbul bir dünya şehri. Dünyaya hitap eden insanlar genellikle İstanbul'da bulunmuş, yaşamış veya geçmiş insanlardır. Cihanşumul bir mana var İstanbul'da. Bu cihanşumul mana İstanbul'la mütenasip. Tarihi, medeniyeti vesairesiyle, ama asıl burada değerlendireceğim husus şu. İstanbul'da kalan insanlar dünya çapında eser vermekle birlikte sürekli İstanbul'da kalırlarsa İstanbul'da boğuluyorlar. Zaman zaman çıkıp girmeleri gerekiyor şehre. Veyahut da zaman zaman gidip gelmeleri gerekiyor. Bu noktada bakıyoruz, tarihte pek çok örneği var. Mesela
İbrahim Hakkı Hazretlerini saltanat, padişah İstanbul'a çağırmış. Boğaz'da bir malikane vermiş. Gel burada kal demiş. O İstanbul'da bir süre kalıyor. Fakat tekrar Tillo'ya dönüyor. Bir dağ başına dönüyor. Ama İstanbul'da kaldığı zaman da, orada olduğu zaman da eserler veriyor. Yahya Kemal İstanbul'un dışındaki en meşhur eserlerini İstanbul'un dışında vermiştir. Buradan hareketle şunu söylemek mümkün. Söz Bediüzzaman Hazretleri'ne geldiği zaman, Bediüzzaman Hazretleri ilk defa 1907'de İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da kalmak üzere gelmez. Fikirlerini padişaha ulaştırıp tekrar dönmek üzere gelir. Fakat kendi elinde olmayan sebeplerle bir süre kalır. Giderken İstanbul'a bir sıfat vererek gider. İstanbul'un tabii siyasi sıfatıdır o. Dolayısıyla İstanbul'un coğrafi veya tarihi sıfatı değildir. Acize-i Şemta dediği mana biliyorsunuz. Ama İstanbul'da sürekli kaldığını görüyoruz biz Bediüzzaman'ın birkaç ay kadar en azından veya birkaç sene kadar. Sürekli kaldığı zamanlarda İstanbul'da eserler verir. İstanbul'da yapmış olduğu hadiseler, yaşamış olduğu hallere verdiği eserler yine cihana hitap eden cihan şumul muhtevi eserlerdir. Yani acaba sürekli İstanbul'da kalsaydı ne olurdu dediğimizde gerçekten Bediüzzaman Hazretleri de 7-8 sefer İstanbul'a gelmiş gitmiş ama hiçbir de sürekli kalmamış. O zaman buradan İstanbullular için bir sonuç çıkarabiliriz, netice çıkarabiliriz. Nedir o neticede? Evet İstanbul'da yaşıyorsak arada bir dışarıya çıkıp girelim. Arada bir İstanbul'u terk edelim. Gönül olarak değil, mekan olarak terk edelim. Tekrar gelelim. Hem İstanbul'un manası yeniden yaşanmış olur. Hem de farklı bir nefer sağlamış oluruz. Değişik bir mana görmüş oluruz. O manada adeta bizim dünyamızda bazı yenilikler yapıyor. Bu girizgahtan sonra Bediüzzaman Hazretleri İstanbul dediğimizde elbette namütenayi sohbet konusu var burada. Ama 20. yıl, 100. yıl manasını göz önünde bulundurduğumuzda acaba Bediüzzaman Hazretleri 100 yıl önce İstanbul'da ne yaptı, ne etti? Bu bahsi başladığımız zaman karşımıza Üstad Hazretleri'nin 26. lema olarak da bilmiş olduğumuz İhtiyarlar Risalesi çıkar. İhtiyarlar Risalesi tabiri caizse Üstad'ın kendi yazdığı kendi romanıdır diyebiliriz. Veya otobiyografisidir diyebiliriz. Veya kendi hatıralarıdır diyebiliriz. Bu yönüyle baktığımız zaman gerçekten kendi hayatını değerlendirir. Hayatının bazı safhalarını değerlendirir. Değerlendirirken bu değerlendirmeyi sadece hayatını anlatmak için değil, hayata ders vermek için değerlendirir. Hayat sahiplerine hayata ders vermek için değerlendirir. İşte bu değerlendirmelerin ışığında Bediüzzaman Hazretleri'nin bilhassa 1918'de esaretten döndükten sonra yaşamış olduğu bazı hadiseler var. O hadiseleri bizzat kendi ifadelerinden takip ederek biraz daha açmaya çalışarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela 11. Reca'da şöyle bir ifade var. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşede merhum birader Zade Abdurrahman'la birlikte oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip âli bir şey vermişlerdi. Âli tarzda bir neşriyeti, ilmi muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden hassasiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkiice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maniyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım. Saçımda, sakalımda beyaz kıllar gördüm diyor. Aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımızda aynaya bakıp kendisini şöyle bir ne haldeyim diyecek zamanı yok gibi bir yoğunluk var içerisinde. İşte burada aynaya baktığında saçındaki beyaz kılların ona ihtar ettiği hakikatler her insanın kendi hayatında kendisine ihtar ettiği hakikatler olması gerekir. Bilhassa bunun İstanbul'da olması, İstanbul'un Çamlıca'sında olması,
ve bir türlü diğer insanlarla birlikte olduğu bir zamanda ve kendisine teveccüh edilen mananın, mahiyetin çok olduğu bir zamanda olması gerçekten manidar. O yönüyle İstanbul biraz da insanın kendisiyle hesaplaşmasıdır. İstanbul biraz da insanın kendisini tartmasıdır. Kendisiyle biraz vicdan muhasebesi yapmasıdır. Hüzzam Hazretlerinin hem burada hem biraz sonraki birkaç bahiste göreceğimiz gibi adeta bir nevi vicdan muhasebesi yaparak kendi hayatının muhasebesini yapıp hizmetiyle hayatını mukayese edip Kur'ani bir ışıkla kendi yolunu aydınlattığını görüyoruz. O zaman Çamlıca'ya gittiğimizde veya başka bir yere gittiğimizde, İstanbul'un başka yerlerine gittiğimizde oraların nur menzili haline gelmesinin bir sebebi var. Oraları Bediüzzaman Hazretleri buna benzer ifadelerle nur menzili haline getirmişse bizim o nur menzillerinde yaşarken yapmamız gereken bazı hizmet telakkileri vardır diye düşünmek mümkün. O zaman Yeni Asya'nın İstanbul'da olması, İstanbul'da hayata başlaması, İstanbul'da neşrediliyor olması ama İstanbul'a münhasır kalmaması, ülkeye ve dünyaya mal oluyor olmasının da bu manada İstanbul'da adeta bütünleşip hizmetle İstanbul'u mezcetme vazifesini bir bakıma ifa ediyor diye düşünmek mümkün. O bakımdan İstanbullulara, hasreten bu hizmetin içinde bulunan İstanbullulara sadece İstanbul'da olmanın mazhariyetinin yanı sıra pek çok mesuliyetin yüklerini de düşünmek mümkün. Biraz önce arkadaşlar bu mesuliyeti değişik vecihleriyle dile getirdiler. Ama bu mesuliyet sadece onlarla münhasır değil, onlarla muhat değil, onlarla sınırlı değil. Adeta insanın kendi vicdanında, kendi hissiyatıyla, kendi hayatıyla mütenasip değerlendirebileceği, ben İstanbul'dayım, üstadım İstanbul'da 100 sene önce şunları yapmış. Acaba İstanbul'da 100 senede ne değişti? Ben bu 100 seneden sonra 100. yılında veya benzer yıllarda hizmetime İstanbul'un bu semtlerinde veya başka bir semtinde gelecekte anılabilecek ne gibi bir hizmet yapabilirim sorusunu sorup bu sorunun cevabını vermesi lazım. Üstad Hazretler 100 sene önce bunu söylemiş. Şu anda biz onları takip ediyoruz. Kendi dünyamıza mal ediyoruz. Ama 100 sene sonra Allahu Alem hiçbirimiz burada olmayacağız. Ama inanıyorum ki yıldızlardan burada olanları seyredeceğiz. Üstad Hazretler yine İstanbul'un adlı bir başka yerde onu ifade eder. Dünyada vefattan çok firak, dünyada vefatın firak değil bir visaldir diye bir bahis var. 10. ricadı, biraz sonra 10. ricanın başına da döneceğim ama bu bağda şunu söylemek mümkün. Demek ki dünyayı değerlendirir, vefatın firak değil visaldir der. Ölen insanlar için. Ahbaplara kavuşmaktır der. Daha sonra şunu ifade eder. Onlar yani ervah-ı bakiye eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alim-i berzahta tabakalarında geziyorlar diyor. Şu anda orada gezenler var. Hani İstanbul'da gezmek dediğimiz çok nostaljik bir mana var ya. Bir zamanlar İstanbul'da gezenler şu anda üstadın tabiriyle eskimiş yuvalarını burada bırakmışlar. Yıldızlarda ve alemi bekada geziyorlar. Ruhlar aleminde geziyorlar. Gezerken nazarlarını buraya çeviriyorlar. Acaba İstanbul'da neler var? Ne oluyor dünyada? Neler yapılıyor diyorlar. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ensali atiye ne yapıyor diyorlar. Bizim yaptığımızı gördükleri zaman inanıyorum ki yüzleri mütebessim olacaktır. Gönülleri ferahlayacaktır. İyi ki İstanbul'da bulunmuşuz diyeceklerdir. İyi ki İstanbul'da bunları yaşamışız diyeceklerdir. İyi ki İstanbul'da bu hizmetleri yapmışız diyeceklerdir. İyi ki bu çiçek tohumlarını, hakikat tohumlarını İstanbul'un, vatanın ve dünyanın değişik yerlerine serpmişiz. Evet, dünya karmakarışık. Ama insanlar karışıklığın içinde çiçeklere bakarlar. Güzelliklere bakarlar. Evet, dünyanın karmakarışık olması problemli değil. İşte İstanbul'a gelmiş üstad. Osmanlı yıkılıyor. Bir medeniyet çöküyor. Kur'an etrafındaki surlar çatırdıyor, çatlayacak. Ama Üstad Hazretleri bütün bunların yanında Çamlıca'da mesutane bir hayatın içerisinde
bugüne hitap ediyor. 100 sene sonraki insan-ı hatiye hitap ediyor. Ve bizlere bu manayı hatırlatıyor. Acaba biz 100 sene sonra yıldızlardan buraya bakarken nesillerimizi görebilecek miyiz? Yavrularımızı görebilecek miyiz? Hizmetimizin semerelerini görebilecek miyiz? Bu sorunun cevabını ancak insan kendi vicdanında verir. Şunu yaparsam görürüm, bunu yapmasam göremem der. O zaman bir an için kendimizi 100 sene sonra ensal-i atiyede hissedelim. Ta yukarılardan bakalım. Şu anda biz ensal-i atiyeyiz. Gelecekte hissedeceğiz onu. Ensal-i atiyelerimize bakalım. Kendi nesillerimize ve kardeşlerimizin nesillerine, yani nur neslinin ensal-i atiyesine bakalım. Bizim yaptıklarımızın bazılarını genişleterek devam ediyorlarsa yapmaya ve dünyaya yeni bir bahar mevsimi getirmişlerse gerçekten o baharın çiçeklerinin rengini biz oradan görürüz. O baharın çiçeklerinin kokularını biz oradan nefes ederiz. Gönlümüz bahara döner. Cennet alsa bir bahar yaşarız. Ama onun için nur menzillerinde üstadın yaşadığı şeyleri yaşayıp, üstadın yaptıklarını yapıp, onlar gibi adeta hayatımıza mal etmemiz gerekiyor. İşte 100 sene önce, takriben 100 sene önce yaşanan hayat tablolarından bir tanesi daha. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nden bir köşeden merhum biraderizadem Abdurrahman'la anlattık dedikten sonraki bu ifadeyi kendisi başka bir yere taşıyacak şimdi. Yani 11. ricadaki bu ifadeyi 10. ricaya taşıyacak. Bir zaman esaretten geldikten sonra her vesileyle esaretten geldikten sonra tabiri hem kendi dünyasında, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de, hem dünyada ve beşeriyette yaşanan zorlukların karanlıklarını tedavi ettirir. İmkansızlıklarını hatırlatır. Pek çok insanın ümidini kaybettiği, artık hayat bitti dediği ve kıyameti beklediği bir zamanda Said Nursi baharı görür. Baharı hisseder. O bakımdan biraz önce arkadaşlar şöyle veya böyle söyledikleri, bugünün karanlıkları kalıcı değil. Bugün zorlukları kalıcı değil. Karanlıklar olacak. Kalıcı olmaması bizim gayretlerimizin, çabamızın ve çalışmamızın neticesidir. Biz Üstad Hazretlerinin ısrarla ifade ettiği ve tekrarladığı tesanüdü ve benzer diğer hususi halleri yaşadığımız zaman karanlıklar dağılacaktır. Yaşamazsak çökecektir ve sislenecektir. O yönüyle bizim bu manada her vesileyle kendimizi bu manada murakabe etmemiz gerekiyor. Yine esaretten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene gaflet içinde geçti diyor. Tabi üstadın gaflet haliyle bizim bugün cemiyette ve kendimizde gördüğümüz gaflet hali birlikte değerlendirme ve gerekiyor. Üstad zamanın gafletine dikkat çekiyor. Kendisinin gaflet içinde olduğu değil, zamanın gafleti. Hem İstanbul'a gelmiş, şaşalarla karşılanmış. Bu şaşalar içerisinde kendisine biraz önceki bahiste ifade edilen Darül Hikmet'te mesleki ilmiyesine münasip bir iş verilmiş. Genelkurmay Başkanı kendisine esaretten dönünüz, biraz dinleniniz, size münasip bir iş verelim der. O da der ki ben ücret mukabilinde çalışmam, ücret almam ama ilmi ve münasip bir hizmet verirseniz fi sebilillah yaparım der. O zaman Darül Hikmet İslamiye'yi teklif ederler. Ordunun azası oldu teklif olarak. Darül Hikmet İslamiye'yi kabul eder. Ama oradan bir ücret alır. Dikkat edin kendisiyle çelişen bir hal değil. O dedi ya ben hiçbir ücret istemem, maaş istemem. Ama oradan maaş aldı. Şu hassasiyet var Bediüzzaman'ın dünyasında. Orada alimler var mı? Var. Oradan maaş alıyorlar mı? Alıyorlar. Onlar orada maaş aldıkları halde kendisi oradan maaş almazsa diğerlerinin rencide olacağını düşünür. Onlar maaş alıyorlar çünkü ihtiyaç sahibi onlar. Onları rencide etmemek için Darül Hikmet'in vermiş olduğu maaşı kabul eder. Ama tamamına yakınını, kutül ayamutunu kendisine ayırır. Tamamına yakınını eserlerini bastırıp millete dağıtarak milletten aldığını millete iade eder.
O bakımdan Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında buna benzer bazı noktalar vardır. Şerh edilmesi, açıklanması, ifade edilmesi gereken noktalar vardır. İşte burada bu Bediüzzaman'ın son derece nazik ve nezaketli, etraflarındaki insanların hassasiyetlerini göz önünde bulunduran, onlara saygı duyan ve onları rencide etmeyen bir inceliğin ve nezaketin içinde olduğunu görüyoruz. Sırf onlar rencide olmasın diye kendisi istemediği ve söylediği halde o maaşı kabul eder ama tekrar onu millete iade eder. Bu yönüyle baktığımız zaman demek ki Bediüzzaman Hazretleri'nin buradaki o hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geldi, bir süre orada kaldım. Eyüp Sultan civarında kaldı. Diyelim ki siyaset havası nefsimi havalandırıp dağılan bir gün Eyüp Sultan'ın kabristanının dereye bakan yüksek yerine oturmuştum. İstanbul etrafındaki ahafa baktım. Birden bakıyorum, benim hususi dünyam vefat ediyor. Bazı cihetten ruh çekiliyor gibi bir halet-i ruhiye bana geldi. Dedim acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil kabristana baktım diyor. İşte nur talebelerinin Risale-i Nur'a bağlılıkları bu. Nur talebeleri Risale-i Nur'la ve nur menzillerle böylesine bağları kuvvetli. Ne yapmış burada Üstad Hazretleri? İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanında dereye bakan yüksek yerinde oturmuştum diyor. Yer tayin ediyor, yer gösteriyor. Mezarlıkta. Merhum Mustafa Palat vefat ettiği zaman Sübeyir abi der ki abilere, Eyüp Sultan'da Mustafa Palat için bir yer bulun. Yenasya'nın kurucuları biliyorsunuz Mustafa Palat. Gelirler Eyüp Sultan'da dolaşırlar abiler. Tepede Fevzi Çakmak'ın mezarının bulunduğu yerde bir yer bulurlar. Oraya gelirler ve Zübeyir abi derler ki burada yer bulduk. Nerede? Falanca yerde. Şimdi Allah-u Alem o kendisi müşahede etmiştir de bir evliyaya havale eder. Ben bir zamanlarda meczup bir evliya görmüştüm. O demişti ki bana kabirdeki insanların çektikleri azaplardan komşuları rahatsız olur. Fevzi Çakmak'ın bulunduğu yerde bir azabi mekan var. Onun azabından komşular rahatsız olur. Mustafa kardeşimizi böyle bir rahatsızlığın içerisinde bırakmayalım. Başka bir yer bulun der. Onlar ararlar. Başka bir yer bulurlar. Şimdiki abilerin bulunduğu yer. Dereye bakan yamacı tarafı. İstanbul'un dereye bakan tarafı. İşte İstanbul'u yaşamak bu. İstanbul'u hissetmek bu. İstanbul'da menzilleri nasıl tayin etmişse üstad, menzilleri öyle tayin etmek bu. Ve orası şu anda bir nur menzili. Hemen her cemaatten, günün her saatinde orada insanların cevşan okuduklarını, dua ettiklerini, yasin okuduklarını görürsünüz. İki türlü tarafı var bu gidişin. Bir, gidip orada hakkı abilerine minnet borçlarını ödemek. Eğer siz bu fedakarlığı göstermeseydiniz, bugün bu hizmet buraya gelmezdi. Biz kimlerin elinde kalırdık o zaman? Siz bu fedakarlığı gösterdiniz. İyi ki gösterdiniz. Bizim imanımızı kurtardınız demeye geliyorlar. İkincisi, kendilerine yer hazırlıyorlar. Yarın öbür gün vefat ettiklerinde, orada bir yer yoksa bile, oradaymış gibi gittikleri yerin feyzinden, bereketinden ve maneviyat aleminin hususiyetlerinden istifade edecekler. Yasin okuyorlar ya, Cevşen okuyorlar ya, işte o Yasin ve Cevşen kabirlerini açacak, genişletecek. Hani Hüsnü Hazretleri diyor münacatta, kefenime girdim, kabrinin başına geldim, el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın azabından kurtar, kabrimi genişlendir, kabrimi nurlandır. Orada bunu yapıyorlar işte. Evde yapsa ne olur? Olur, duadır. Ama bir mezarın başında, hasreten bunun mücadelesini vermiş bir nur talebesinin mezarının başında bunu söylüyorsa, işte kendisini onun yerine koyuyor demektir. Öyle olmak istiyor demektir. Bediüzzaman Hazretleri'nin son nezleri müstehsen bir adeti var. Bir talebesine başka bir talebesini örnek gösterir. Örnek göstermekle kalmaz, ismini de ver adeta. İkinci Tahiri'dir. Birinci Hüsrev'dir. İkinci Zeki'dir veya da başka bir şey. Yani bir talebesinin ismini başka birine verir. Bu şu demektir. Sen onun gibi ol, onu örnek al, onun gibi hizmet et,
Ona yaptım duadan sen de hissedar ol. O zaman her bir nur talebesinin, her bir nur talebesini örnek alması, kendisini onun yerine koyması, evet Tahir-i Mutlu abi, evet Sungur abi, evet Bayram abi, evet Sübeyir abi, evet Kutlar abi, sizler gittiniz. Bulunduğunuz yerde rahat edin. Rahmetle yaşayın. Allah size yıldızlarda malikaneler verdi. Oralarda gezin. Çünkü dünyadaki yeriniz boş değil. İkinci Zübeyir var burada. İkinci Kutlar var. İkinci Sungur var. İkinci Bayram var. İkinci Ceylan var. İkinci diğer abiler var. Diyebilmeli nur talebeleri. O zaman her biriniz şu anda vicdanınızda, vicdanınızın tertemiz bir sayfasına ben ikinci falancayım diye yazacaksınız ve ikinci falanca olacaksınız. Yazmakla kalmaz. Olacaksınız. Olmaya çalışacaksınız. Bunun birinci yolu üstadı çok iyi bilmektir. İkinci yolu Risale-i çok iyi bilmektir. Üçüncü yolu o abiyi çok iyi bilmektir. Bütün abiler gibi olayım. Mümkün değil. Her biri bir sahada rehber. Her biri bir sahada hüsnü misal. O zaman evet bütün abilerden ders alacağız. Bütün abileri seveceğiz. Bütün abilere dua edeceğiz. Bütün abilerin hizmetlerine hizmet etmeye çalışacağız. Ama kendimizi bir tanesinin yerine koyacağız. Ve üstadın ikinci Tahiri dedi, ikinci Sungur dedi vesaire gibi ikincisi, üçüncüsü olacağız ve onu yerine getirmeye çalışacağız. İşte Eyüp Sultan'daki nur menzili, ahiret menzili böyle bir hassasiyetin tezahürü. Böyle bir hassasiyetin neticesi. Ve bu hassasiyet kaybolmamalı. Bu hassasiyet kalbimizde, aklımızda, şuurumuzda, vicdanımızda yerleşmeli. Kalbime ihtar edildi ki, bu senenin etrafındaki kabristan 100 İstanbul içinde vardır. 100 İstanbul onun içinde var. 100 sene önce söylenmiş bir söz. Evet 100 tane İstanbul orada var mı? Allah-u Alem vardır. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir manadan söz ediyor. Burada Yahya Kemal'in çok güzel bir sözünü hatırlamak mümkün. Madrid'de büyükelçilik yapıyor. Diyorlar ki kendisine İstanbul'un nüfusu ne kadar? İstanbul çok seviyor ya. O da diyor ki İstanbul'un nüfusu 100 milyon. Diyorlar ki ya Türkiye'de zaten 30-40 milyon bir şey. İstanbul'un nüfusu nasıl 100 milyon olur İstanbul'un nüfusu? Biz ölülerimizle birlikte yaşarız diyor Yahya Kemal. Biz ölülerimizle birlikte yaşarız. İşte hakikat o. İşte Bediüzzaman'ın dediği de o. 100 İstanbul buraya boşaltılmış. Nasıl insanlar ölülerle birlikte yaşıyorlar? Tarih İstanbul'u şöyle bir gezdiğinizde her caminin kenarında bir hazire görürsünüz. Küçük mezarlık görürsünüz. İşte o mezarlıklarla o evler birbiredir. İç içe yaşıyorlardır. Ölülerle birlikte yaşıyorlar. Her sabah o mezarın önünden geçen insan esnaf komşusuna selam vermiş gibi mezarındaki yatana selam verir. Fatiha'sını okur. Selamlaşır, halleşir, dilleşir. Allah-u Alem onun duasını da alır gider. Ölüleriyle birlikte yaşamak budur. 100 İstanbul oraya defnedilmiş. O bakımdan bizim tarihi dokuyu, İstanbul'u dünyaya mal etmemiz gerekiyor. Nedir? İstanbul bir mimari şaheserdir. Sadece camileri değil, yolların kenarında yarısı kırılmış, dökülmüş mezarlar var ya, o mezar taşları var ya, o mezar taşları işte bizim ahiretle olan bağlantımızdır. Ahiretle olan selamlaşmamızdır. O mezar taşları bizi ahirete varlar. Ve böylece o mezar taşlarıyla adeta biz dünyaya bir mesaj veririz. Vermiş ecdadımız. Ey dünya, ey insan, ey beşeriyet, ey ehli gaflet. Bu netice yarın sizi bekliyor. Unutmadan gelin. Bu neticeyi kabullenin. Ölüm öldürülmediği sürece bu netice var. Ölüm hakikat, kabir hakikat gerçeğini her vesileyle hatırlatıyor. İşte üstad her zaman bunu yaptığı gibi 100 sene önce de bunu yapmış. Eyüp Sultan kabristanından söz ediyor bize. Bu oraya gidin demektir.
Orayı hissedin demektir. Orayı yaşayın demektir. Kendinize orada yer hazırlayın demektir. Kendinize orada yer hazırlayın derken illa orada bir kabir yeri değil. Olursa daha iyi olur ama orada yer hazırlamak dediğimiz şey oranın manasını ruhumuzda yaşamamızdır. Hissetmemizdir. Hani insanlar derler ya hep Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in mezarının bulunduğu yerde yatabilmek, Mekke-i Mükerreme'de yatabilmek, o cennet muallada yatabilmek çok büyük bir hayal, çok büyük bir güzel. Bazen insanlar bunu orada dile getirdikleri zaman oradanın, oranın haline layık olmayan insanların da orada öldüklerini müşahede ederler bazıları. Bir ehli kalp insan demiş ki her gün gökyüzünden buradan başka yerlere mezarlar gider, cesetler gider. Başka yerlerden buralara mezarlar, cesetler gelir. Siz başka yerde öldüğünüz zaman eğer gönlünüz Medine-i Münevvere'deyse, cennet-i Baki'deyse, cennet-i Muallâ'daysa Cenab-ı Hak bu mazhariyeti sizden esirgemez. Başka yerden melekler vasıtasıyla cesedinizi aldırır, oraya defnettirir. Yeter ki isteyin, yeter ki kalbinizde yaşayın. Bunu ruhunuzda hissedin demektir o. Onun için elbette birinci tercihimiz, şahika tercihimiz cennet-i bakidir. Cennet-i muallâdır. Cenab-ı Hak bedenimizin toprağını oranın toprağıyla hemal etsin. Ama o mümkün değilse ve olmazsa ki bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın inden mümkün olmayan işi yoktur. Duamız öyle olsun. Ama Eyüp Sultan'daki nur menzili de bir cennet bahçesidir. Dünya cennetidir. Üstad Hazretleri mesela dünya cennetinden bahsedecek. O zaman orayı isteyebilmek, orayı dileyebilmek, orayı gönlümüzden çekebilmek işte bizi oraya götürür. Ta başka yerlere de defne olsak oraya Cenab-ı Hak bizi nasip eder. Onun için orayı bilmek, kendimize yer hazırlamak dememin manası biraz da oydu yani. Evet, bu kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal içinde Eyüp Sultan Camii'nin mahvelindeki küçük bir odaya çok zaman girdiğim gibi yine girdim, düşündüm ki ben üç cihette misafirim. Bu misafir menzillikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim, dünyada da misafirim, misafir yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir gün İstanbul'da da çıkacağım, diğer bir gün dünyada da çıkacağım diyerek İstanbul'u dünyalaştırdı. İstanbul'u adeta dünyaya mal etti. Böylece adeta bu manada karşımıza farklı bir özellik çıktı. Şimdi bu farklı bir özelliği ifade ederken bir başka tarafa geçiyor. Üstad Hazretleri bunu ifade ettikten sonra. Bazı hakikatler anlatır. Burada sinema örneğinden söz eder. Kabristanlardan söz eder. Onlara mezar-ı mütaharik nazarıyla bakar. Mezar-ı mütaharik ölmemiş insanlardır. Ama ölenlerden farklı insanlardır. Hiçbir hayat belisi, manevi hayat belirtisi olmayan insanlardır. Ha yaşamış, ha ölmüş fark etmez onlar için. Onun için böyle olmamalı. Mezar-ı mütaharik olmamalı manasını adeta kendi dünyamıza mal eder. Bunu böyle dünyamıza mal ettikten sonra ifade eder kendisi. Hatta burada çok daha manadar bir şey var. Ahireti İstanbul'a benzetir. Kosturmadan ayrılırken sen de mi İstanbul'a gideceksin der. İstanbul'a gitmeyi teklif eder. Sen de İstanbul'a gideceksin. Yoksa burada mı kalacaksın dedikleri de elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürurla gitmeyi kabul edeceksin diyor. Çünkü ahiret orada. Bütün sevdikler orada. Yani Üstad Hazretlerinin ahirete sembol yapması İstanbul'u, ahirete benzetmesi ve ahirete giden insanların İstanbul'a gitmiş gibi kendilerini mesut ve bahtiyar hissetmeleri de gerçekten Üstad'ın dünyasında İstanbul'un vermiş olduğu bir mana. İstanbul'u böyle bilmek, böyle yaşamak, İstanbul'u böyle sevmek. Günümüzde bazı çevreler mütemadiyen İstanbul'un sevilmeyecek cihetleri nazar vererek şöyledir, böyledir falan filan derler. Ama İstanbul sevilir. Öldüğü zaman sevmiş. Peygamberimiz sevmiş İstanbul'u. Sevmiş ve fethini müjdelemiş. Peygamberimizin sevdiği bir yer sevilir. Allah sevmiş İstanbul'u bütün kainat gibi ve hususi bir yerde yaratmış. Dünyanın merkezi adeta tabiri caizse. Batılılar öyle derler. Yani dünya bir ülke olsaydı İstanbul'un başkenti olurdu derler. O zaman biz kendi gözümüzle değil, başkalarının gözüyle değil, Üstad'ın gözüyle İstanbul'u sevmemiz gerekiyor.
Peygamberimizin nazarıyla İstanbul'a bakmamız ve İstanbul'u sevmemiz gerekiyor. İstanbul'un hangi değerlerini onlar niçin sevmişlerse bizim o değerler için İstanbul'u sevmemiz ve o değerleri yaşatmaya çalışmamız gerekiyor. İstanbul'da yaşıyorum değil, İstanbul'u yaşıyorum dememiz gerekiyor. Ve o değerleri yaşatmamız gerekiyor. Herkesin İstanbul'un farklı bir cephesi var. Bizim cephemiz önemli. Herkes İstanbul'a kendi cephesini vermeye ve kendi cephesinin hakim olmasını sağlamaya çalışır. Nur talebeler de İstanbul'a nur menzili nazarıyla bakacaklar ve nur menzili yapmaya çalışacaklar. Burada bir mücadele var. İstanbul'u işret menzili haline getirmeye çalışan da var. Zevk menzili haline getirmeye çalışan da var. İbadet menzili haline getirmeye çalışan da var. Nur menzili haline getirmeye çalışan da var. O zaman İstanbul'u eğer ibadet menzili haline getirmeye çalışanlarla nur menzili haline getirmeye çalışanlar birbirlerine birlikte hareket ederler. Kol kola verirler. Gönül gönüle verirler. Tesadüfle İstanbul'a sahip çıkarlarsa İstanbul'un Fatih'in İstanbul olduğunu görürüz biz. İstanbul'un Bediüzzaman İstanbul olduğunu görürüz. İstanbul'un nefret edilen bir yer değil, sevilen bir yer, istenen bir yer, arzu edilen bir yer olduğunu görmek istiyorsak İstanbul'a bir katkıda bulunmamız gerekiyor. İstanbul'a bir şey vermemiz gerekiyor. Ne verebiliriz? Sevgimizi verebiliriz, tamam. Gönlümüzü verebiliriz, tamam. Ama İstanbul'un herhangi bir yerinde, herhangi bir gün, herhangi bir şekilde hiç etrafta nurani bir manzara olmasa da cebimizden bir kitap çıkarıp, gönlümüzden bir sayfa açıp, orayı nur menzili haline getirmek için Risale-i Nur'dan birkaç sayfa okursak, orası artık nur menzili haline gelir. O nur menzili adeta bizim menzilimiz olur. Bizim menzilimizi nur menzili olarak hayatımıza mal etmek mümkündür diye düşünmek mümkün. Tabii onuncu rica bir hayli gider. Gittiği zaman da pek çok özellikleriyle adeta bu manayı kendi dünyasına mal eder Üstad Hazretleri ve o dünyaya mal ettiği zaman da karşımıza İstanbul'un yeni bir cephesi çıkar. Yine takriben 100 sene önce yaşanmış hallerden biridir bunlar. O hallere baktığımız zaman aynen öyle de senin şu küçük dünyanda geçecek diyerek bazı hatırlatmada bulunur. Bu hatırlatmaların senin sonunda. Evet, Kur'an bu hakikati şöyle ifade eder, böyle ifade eder dedikten sonra kendisi bir mana başka bir hakikati yaşar. Yaşamış olduğu başka bir hakikat de Eyüp Sultan'dan Sarıyer'e gitmektir. Bir işte bu ihtar Kur'an'ı aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli göründü. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muhaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz taraflarında Sarıyer'de bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam Kuddisesi Rahmetullahi Aleyh Hüftül Gaybı'yla bana bir üstad, bir tabip, bir mürşit olduğu gibi İmam-ı Rabbani de mektubatıyla bir eniz, bir müşfik, bir dost, bir hoca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimde ve meydanda ezvakından çekildiğimden, dünyanın ezvakından çekildiğimden, hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan çok memnun oldum ve Allah'a şükrettim diyerek İstanbul'un başka bir köşesinde, başka bir cephesinde, başka bir güzel İstanbul'da, tarihi ve tabii güzellikler adeta hemhal olduğu bir İstanbul'da kendisine yeni bir sayfa açar. Açmış olduğu sayfa da gerçekten son derece manidardır. Bu manidar sayfa üstadın hayatının bir tevettü zamanıdır. Tevettü zamanı dememin sebebi de bu. Üstad Hazretleri biliyorsunuz eski Said, yeni Said ve üçüncü Said diye hayatını üç safhaya ayırır. Eski Said safhasına baktığımız zaman çocukluğundan başlar. Adeta şeye kadar gelir. Bitlis'te Esaret'e kadar gelir. Arada bir geçiş dönemi vardır. Eski Said'den yeni Said'e geçiş dönemi. O Allah-u Alem Bitlis'te Esaret'ten başlar. Veya daha bariz ve üstadın tabirleriyle bizzat kosturmada başlar. Ve yeni Said'e artık tebettül başlamıştır. Bu tebettül bir süre devam eder. Bir anda eski Said'den yeni Said olmaz Üstad Hazretleri. Bu seneleri alır. Önce eski Said fıtratını bırakacaktır. Hissiyatını bırakacaktır. Sonra yeni Said fıtratına, hissiyatına bürünecektir. Ancak o zaman bir tebettül meydana gelir.
bakıyoruz gerçekten yıllar sürer bu tebettül. Üstad Hazretleri bu az önce demiş olduğu Halvethane'de, Sarıyer'deki Halvethane'de Fütül Gaybı okur. Hani mektubatta da var ya, bir ameliyat-ı cerrahiye yapar Fütül Gayb der. Bu ameliyat-ı cerrahiye adeta eski Said fıtratını alır ondan. Fütül Gayb, hatta ne der ya, nefsime çok ağır geldi, bıraktım, bir süre sonra tekrar aldım. Demek ki ağır geliyor bazı şeyler. O ameliyat-ı cerrahiyeden sonra artık eski Said fıtratını Sarıyer'de, yani dünyanın Avrupa yakasında veya İstanbul'un Avrupa yakasında bırakmıştır. Yeni bir fıtratla, yeni bir kimlikle, yeni Said hissiyatının ilk intibalarıyla Gürşah Tepesi'ne gider. Yeni Said hissiyatının ilk intibaları dememin sebebi de daha hemen yeni Said olmuş değil. Bu da seneler sürecektir adeta. İşte orada karşımıza yine o mana çıkar. Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul'un Boğaz'daki Gürşah Tepesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Esaretten gelmiştir. Yorgundur. Hastadır. Çamlıca'da işte Enver Paşa'nın müzaheretiyle Yüzeyce Efendi'nin kürsüsünde kalır ama fazla kalmaz orada. Bunun üzerine Said Halim Paşa, üstadı tanımaktadır, bilmektedir, hedeflerine aşinadır, kendisinin varisi yoktur ama çok büyük bir mal varlığı vardır. Yakında Türkiye'den de gitmeyi düşünür, yurt dışına çıkacaktır. Said Nursi'ye Yeniköy'deki muhteşem köşkünü vermek ister, yalısını vermek ister. Said Halim Paşa Köşkü diye meşhurdur o. Üstad Hazretleri bak bütün teklifleri anında reddettiği halde işin içinde Medrese-i Zehra olduğu için biraz düşüneyim der. Düşündüğü zaman işte Gürşah Tepesi'nde artık Sarıyer kimdi? Sarıyer'den sonra Gürşah Tepesi'nde adeta Gürşah Aleyhisselam'ın makamının da ruhaniyetiyle bir hissiyata girmiştir. Yeni Said hissiyatı. Dünyayı terk hissiyatı. Dünyaya terk ettiğim bir zamanda, dünyanın en güzel yerinde dünyayı terk etmek çok zor bir şey. Her şeyiyle cazip. Manzarasıyla, havasıyla vesaire her şeyiyle cazip. İstanbul Boğazı'ndaki Gürşah Tepesi'nde dünyaya terke karar verdiğim bir zamanda tam yerinde imtihan sorusu geliyor. Dünyayı terk ettiğiniz bir zaman, dünyanın en güzel yerinde dünyayı terk ettiğiniz bir zamanda yeni bir teklif geliyor. Şefik Efendi'yi gönderir Said Halim Paşa. Bul üstadı, Bediüzzaman derler ve Molla Said ve Said Kürdi derler de o zaman. Ben gideceğim. Bütün muamelat hazır. İmza atsın, mührünü bassın, şu evrakı envali alsın üzerinden der. Şefik Efendi arar. Üstad yok. Bir çobana sorar. Ya burada derviş kırıklı birisi de dolaşıyordu falan derler. Üstadı Gürşah Tepesi'nde bulur. Ve Said Halim Paşa'nın gitmek istediğini, teklifini kendisine ifade ettiğini söyler. Dedim, yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim der. Allah-u Alem onunla birlikte istihare eder bizlerle. Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur ettim. Şiire benzer fakat şiir değildir. Bu mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim diyerek izahatta bulunur. Said Nursi farkı bu. Said Nursi'nin diğer alimlerden ve diğer insanlardan veya bizlerden farkı bu. Dehşetli bir imtihan yaşıyor gerçekten. Gürşah Tepesi'ni hemen hemen hepsiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz vardır demeyeceğim. O büyük bir eksikliktir diye başka bir tabir kullanmayayım. İstanbul'da olacaksınız. Nur talebesi olacaksınız. Gürşah Tepesi'ne gitmeyeceksiniz. Mümkün değil. Hepiniz gitmişsinizdir onun için. Gürşah Tepesi'ndesiniz. Sabah vakti kuzeye doğru veya doğuya doğru döndüğünüzde sabah gitmişseniz bu sabahleyin oralara gitmek lazım. Sabah namazını orada etmek lazım. Oradaki mevcudatla tefekkür etmek lazım. Güneşin doğuşunu oradan seyretmek lazım diye tavsiye olsun bir. Veya ikindin üzeri güneşin batı istikametinde battığı tarafa doğru bakın. Manzaranın ulviyeti ve mükemmelliği adeta ruhunuza sinecektir. Ömür boyu burada kalsam diyeceksiniz içinizden. Kalamazsınız da dersiniz yani. Ömür boyu insan orada kalmak ister.
Allahu Alem Yuşa Aleyhisselam da orada bir refakat etmiş ya, böyle kalmış bir süre yani. Dolayısıyla o manada oranın güzelliğini hissettikten sonra gerçekten Üstad Hazretlerinin fedakarlığını çok daha iyi anlıyor insan. Beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm diyor işte yani. Ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eden levhadır diye iki tane levha yazmış bu hatıradan sonra. Adeta İstanbul'un ruhunu keşfediyor. İstanbul'u hissediyor. İstanbul'u anlıyor. Ve o manayı İstanbul'un üzerindeki kara bulutu ve kabusu da adeta fark ederek onu ifade ediyor. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Halbuki bütün insanlar şimdi dünyaya çağırıyorlar. Hatta biz birbirimizi bile dünyaya çağırıyoruz. Ama Üstad, asrın başında, tam 100 sene önce, beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm diyor. Üstad'ı dünyaya çağıranlar nerede? Gitmişler. Dünya kalmış. Üstad dünyada. Dünyadan gitmemiş. Evet, bedenen gitmiş ama işte Üstad'ı konuşuyoruz. Yuşa Tepesi'ni konuşuyoruz. Orada söylemiş olduğu bir sözü konuşuyoruz. Demek ki dünyaya çağıranlar çoktan gitti. Ama dünya duruyor. Üstelik aynı şekilde duruyor. Belki biraz daha süslenmiştir. Başka bir şey yok yani. O zaman şu anda eğer bizi dünyaya çağıranlar varsa, şu anda eğer bize dünya tekliflerinde bulunanlar varsa ki her zaman vardır bu. Hem şahıs olarak vardır, hem cemaat olarak vardır, hem cemiyet olarak vardır. Şu anda cemaatlerimizin bazıları niye bazı farklı şeyler düşünüyorlar? Dünyaya çağırdıkları için işte. Demek ki imtihan Said Nursi ile bitmiyor. İmtihan Üstad'la başlıyor. Üstad eğer o gün hani son dersinde diyor ya Üstad Hazretleri, bizim vazifemiz rızayı ilahi için vazifemizi yapmaktır. Vazife-i ilahiyedir. Vazife-i ilahiye karışmamaktır diyerek ifade var bizde. Sadırdan değil, satırdan konuşan diyeceğim ama emirde alakası yok buralarda. Olsaydı oradan, ha burada varmış, tamam bu tarafta yakaladık. Bir de şeyden değil, Zübeyir abi tabiriyle sadırdan değil, satırdan konuşalım ki söz üstadın olsun. Biz sadece üstadı seslendirmiş olalım. Kendimizden bir şey katmamış olalım diye ifade ediyorum onu. Onun için şu ifadeye bakalım. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaneye yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Şimdi teklifi düşünelim. Yuşa Tepesi'ndesiniz. Said Yalın Paşa'nın köşkü gibi bir köşk size teklif edilmiş. Şu üstadın kendi şahsı için harika bir teklif. Müsbet bir teklif. Rahat edecek çünkü. Hasta zaten esaretten dönmüş. Öyle bir yer arıyor. Şahsı için müsbet olanla neticesi itibariyle müsbet olan birbirinden ayırıyor Üstad Hazretleri. Şimdi Said Ali Paşa'nın köşkü şahsı için müsbet mi? Harika bir müsbet. Kabul etse ne olurdu? Köşkün ağası olurdu. Ne yapardı? Köşk zaten çok masraflı bir yer. Sırf köşkün tamiratıyla yok gideriyle yerine uğraşan bir köşk ağası olurdu. İkinci bir Said Ali Paşa olurdu. Ne olacaktı yani? Said Nursi olmazdı, Said Ali Paşa olurdu. Ne fark ederdi? Belki kendisini kurtarırdı. Ama biz kurtulamazdık. Şahsi için müsbet olan seçmiş olsaydı o zaman ne olacaktı? Şahsını kurtaracaktı. Üstad şahsi için müsbet olanı değil, neticesi itibariyle müsbet olanı tercih ediyor. Nedir neticesi? Risale Nur'dur. O köşkü alsaydım Risale Nur yazılmazdı diyor. O zaman cemaatlerimiz şahısları için değil ve cemaat menfaatleri için değil, neticesi itibariyle müsbet olanı seçmeleri gerekir. Böyle hareket ederlerse üstada uygun hareket etmiş olurlar. Ben hiçbir Nur talebesinin hangi cemaatten olursa olsun hiçbir şekilde şahsi için herhangi bir cemaati meseleyi tercih ettiğini zannetmem. Yani cemaati meseleyi şahsına kurban ettiğini, istizmar ettiğini zannetmem. Mümkün değil bu. Risale-i Nur derse lan bunu yapmaz. Ama ne yapar? Cemaatinin menfaati için bazı şeyler yapar. Cemaatinin menfaatini göz önünde bulundurur. Cemaatin bundan istifade etsin der. Olmadı mı?
oldu. Ne zaman oldu? Pek çok zaman. Ama bir tane misali şu. 80 ihtilalcileri gelirler. Cemaat gruplar halindedir. 3 tane cemaat teşekkülü vardır. Çok da. 3'ü daha böyle onlara muhatap. Önce 3 Mehmetlere gelirler. Bu cemaate gelirler. Yeni Asya'ya gelirler. Diğer adilerini bulamadıkları için Kutlar abiye gelirler. Evine gelir Vasfi Bey. Albay. Kutlar abi nezaketen görüşür. Teklifi söyler. Bizimle beraber çalışırsanız cemaatinizi ihya ederiz. Nedir şartınız? Şurada şurada şimdi çok fazla uzatmayalım. İşte Mustafa Kemal'i seveceksiniz. Beyazıt'taki derslerinizi kaldıracaksınız. Avrupa'da diğer İslami cemaatlerle aleyhinde bizimle çalışacaksınız. Kutlar abinin biraz bazen eski damarı tuttuğu için hes der bazen hani devam der ben. Onu da söyler ve adam gider. Biz derslerimizden vazgeçmeyiz. Biz Mustafa Kemal'i sevmeyiz. Şahsıyla veya bir şeyimiz yok. Ama zihniyetimiz gereği, davamız gereği sevmeyiz. Avrupa'daki cemaatlerle biz kardeşiz. Sizin fitnenizle onlara alet olmayız gibi şeyler söyler. Adam gider. Şanslarını bir süre sonra tekrar denerler. Adam ben bir şahsı tanıdığım için adam şöyle oldu. Menusruh'ta bu şahsın adı geçiyor romanda. Romanı bir yerde okumuş. İsmini orada görünce biraz ürpermiş. Ortak tanıdığımız birisini bulmuş. Bununla ben bir görüştür demiş. Topkapı'da görüştük. Dedi ki ya böyle böyle şey yazmışsınız. Dedim ki yazdığım şey doğru mu? Doğru falan falan ama falanı falan yok. Doğru mu yanlış mı? Sen gittin mi gitmedin mi? Gittim. Söyledim mi söylemedim mi? Söyledim. O zaman niye rahatsız oluyorsun? Ya benim ismim geçiyor orada. Siz yapmadın mı ben yaptım. Ama işte cemaatinizin bedduasına şey yapar mealinde şeyler söyledi. Biraz da rica etti böyle falan filan derken gelenin aradaki arkadaşın hatırına Vasfi'yi Basri yaptım ben de. Yani ikinci baskıda Basri oldu Vasfi yani. Yani canlı şahidi var daha bunun. Öyle hikaye anlatmıyorum ben yani. Bu cemaatten bu cevabı alınca diğer bir cemaate giderler. Onlar derler ki bir şartımız var. Nedir o? Okullara din dersini koyacaksınız. Anayasa teklifimizi kabul edeceksiniz. O anayasa şeyler var ya o zaman. Bir iki başka teklifler. Biz de cemaatimize imkanlar vereceksiniz. Tamam. Bir başkasına giderler. Onlar da kayıtsız ne isterseniz yaparız derler. Bizim cemaat ceza görür. Diğer cemaatlerin bazıları mükafat görür. Bazıları alkışlanır. Hem mükafat hem alkış. İkisinin de neticesi malum. Şimdi Nur talebelerinin şablonu Risale-i Nur'dur. Ölçüsü Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'a göre hareket ederler. Üstad Hazretleri şuradaki Sayın Paşa'nın teklif kendisine geldiği zaman şahsı için müsbet olanı seçmiş mi? Hayır. Cemaati için aslında bu Medrese-i Zehra var, cemaati var, şu var, bu var ama üstad onu seçmemiş. Neticesi itibariyle müsbet olanı seçmiş. Eğer 80 ihtilalinde o menhus insanların tekliflerini Nur talebeleri duydukları ve göz önünde bulundurdukları zaman şu paragrafı Üstad Hazretlerin şu tercihini göz önünde bulundursalar üstadımız şahsı için müsbet olanı seçmemiş. Neticesi itibariyle müsbet olanı seçmiş. Biz bu teklifleri reddediyoruz deseler de Nur talebelerinin şahsı manevisi yara almazdı. Ama onlar cemaatlerin, bak şahısları için değil yine. Kimsenin günahını almayalım. Hiçbir abinin şahsı zerre kadar menfaati yok. Ama cemaatlerinin menfaati için bazı tavizler örnek, bazı imkanlar elde edelim derler ve Nur talebelerinin şahsı manevisi yara alır. İşte üstadın hareket noktası bu. İstanbul bu. Yuşa Tepesi bu. O zaman Nur talebeleri her Yuşa Tepesi'ne gittiklerinde Üstad Hazretleri şu tercihini hatırlamış olsalar ölçü şaşmaz. Yani mekana nakşetmiş hakikati Üstad. Yuşa Tepesi'nde bu hakikati nakşetmiş. Beni dünyaya çağırma ona geldim fena gördüm demiş.
Üstad Hazretleri yalnız Sait Ali Paşa'nın değil, devletin tekliflerini kabul ediyor mu? Mustafa Kemal Ankara'da bir yıl teklif söylüyor. Şimdi uzatmayalım meseleyi. Hepsini reddediyor. O teklifleri kabul etseydin, niye kabul etmedin? Kabul etseydin 100 bin insanın ölümden kurtarırdın. Deyince üstad, ihtilal yüzünden kesilen 100 bin başa mani olurdun deyince ki ihtilal kelimesi manidar orada. Bunların her birini tek tek açmak lazım. Ama üstad, o teklifleri kabul etseydim Risale-i Nur yazılmazdı der. Yani üstad hayatında bir sefer değil, çok sefer bunun örneği var. Demek ki o teklifleri kabul etseydim Risale-i Nur yazılmazdı dediğine göre Nur talebelerinin devletten gelen her türlü teklifleri kabul etmemeleri lazım. Üstad kabul etmemiş çünkü. Kabul ederlerse üstada aykırı hareket etmiş olurlar. Kimseye iftira etmiyoruz. Ama hakikat bu. Üstad Hazretlerine emir daha sürerler. Kaymakamın talebiyle kendisine günde 1,5-2,5 banknot harcırah tayin edilir. Bir malikane yaptırın, mobilyasını kendisi istesindir. Sanki Bediüzzaman mobilya seçecekmiş gibi yani. Bir banknot 1 gram altın o günün şartlarında. 2,5 banknot günlük harcırah. 2,5 gram altın. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un ekseriyetini yazmış, iman eserler yazılmış. Hasta, zehirlenmiş, rahata imkanı, rahat etmeye şeyi var, şartlar rahat etmesini istiyor. Ama Üstad Hazretleri ne yapıyor? O teklif geldiğinde kabul ettiğim zaman şöyle olur, etmediğimde böyle olur diye bütün ihtimallerini azalttıktan sonra ben reddettim diyor. İşte Sait Ali Paşa'nın teklifini, Mustafa Kemal'in tekliflerini reddetmenin neticesi şahsı için müsbet olanı reddedip neticesi itibariyle müsbet olanı kabul etmenin neticesi Risale-i Nur külliyatıdır. Emirdağ'daki şahsı için son derece müsbet olan teklifi reddedip neticesi itibariyle müsbet olan teklifi kabul etmesinin sebebi ve neticesi Nur cemaatidir. Lahikalardır. Emirdağ'daki o teklifi kabul etseydi hiçbir şey karışmayacak. Risale-i Nur'un iman eserleri olacak ama cemaat olmayacaktı. Ama Üstad Hazretleri zaman cemaat zamanıdır diyor. Kendisi vazife almış, zaman cemaat zamanıdır diye iştihat yapmış. Kendi iştihatına kendisi uymayacaktı o zaman. İşte Bediüzzaman Hazretleri hayatıyla ders verir cemaatine. Hayatına ders verdi bu cemaat. Üstad'dan o dersi almış olsaydı ki alan var hamdolsun, bu hatalara düşülmezdim. Demek ki bir yerlerden mal almak, para almak, imkan almak yok. 70'li yılların sonlarına doğru merhum Demirci Hoca milletvekili olduğu zaman İstanbul'daki vakıf eserleri harabe halinde onları düzeltip tamir edip cemaatlere vermek istiyorlar. Vakıflar Bölge Müdürü de hemşerisi alıyor Vakıflar Bölge Müdürü'nü. Cağaloğlu'ndaki üç abinin yanına geliyor. Üç Mehmetler. Diyor ki İstanbul'daki vakıf binalarını tamir edecekler. Cemaatlere meccanen verecekler. Hangi eser istiyorsanız seçin. Tamir etsinler önce size versinler. Der rahmetli. Abiler konuşurlar. Bir vakıf malı hangi maksatla vakfedilmişse ancak o maksatla kullanıldığı takdirde helal olur. Başka türlü helal olmaz. Biz o vakfın maksatlarını bilmiyoruz. Bilsek bile vakfın maksadı başka, bizim maksadımız başkadır. Biz iman Kur'an hizmeti yapıyoruz. Cemaatimizi böyle bir manevi yükün altına sokmak istemeyiz diye kabul etmiyorlar. Sonra eserler yapılıyor, meydana çıkıyor. Güzel güzel binalar, şu tarihi binalar, şunlar bunlar. Tekrar geliyor merhum Demirci Hoca şeyle beraber, Vakıflar Bölge Müdürü'yle beraber. Ya şunları gezin mi? Bakın da alın birini. Her bir cemaatlere vereceğiz. Yine abilerin kararı aynı. Ama daha sonra şartlar değişir. Şu anda İstanbul'daki vakıf binalarının da Nur cemaatlerinin içerisinde sadece Yenasya'nın vakıf binası yok. Şahsı için müsbet olan değil, neticesi itibariyle müsbet olan makbuldür burada. Eğer devlet herhangi bir şekilde
Herhangi bir cemaate, yani sadece Nur Cemaatçiliği kastetmedim. Herhangi bir cemaate, bu dünyevi cemaatler de olabilir, fark etmez. Bazı işte felsefi cemaatler de var, solcu cemaatler de var. Onlara da devlet pek çok şeyi veriyor. Onların da bazıları almıyor. Devlet alırsa kullanır. Yani cemaat malı aldığı zaman devlet onu kullanır. Bugün para verir, yarın emir verir. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derseniz, köprüyü geçtiğinde sonra da ayı dayınızdır. Bir daha ayının yerlerinden kurtulamazsınız. Üstad ne? Nur talebelerine mukayese edeceğiz. Nur cemaatlerine. Demek ki Nur cemaatleri kendilerini üstadla mukayese edecekler. Nur cemaatleri hem Said Halim Paşa'nın şuradaki teklifine hem de diğerler tekliflere şahsı için değil, neticesi itibariyle müsbet olan seçerek karar vermişlerse doğrusu budur. Hamdolsun bu cemaat bunu yapmıştır. Yapmaya devam edecektir. Bu cemaat bu haliyle üstadın adeta bu hassasiyetlerini yaşatacaktır. Ne olmuş peki? Beni dünyaya çağırma, ona geldi, fena gördüm. Neydi dünya çağırdıkları şey? Said Halim Paşa'nın köşkü. Harika bir köşk gerçekten, yalnız var. Lebiderya vesaire vesaire bir şey. Ve şimdi İstanbul'u bildiğin için tarif ediyorum. İstinye'den Tarabya'ya kadar bütün Boğaz kıyıları ve sırtları köşkün arazisi. Bugün metrekaresi milyon dolarla satılan yerler. Alıp da dersane mi yapalım? Ne yapalım? Az önce iki dairenin şeyiyle uğraşıyorlar. İki daire aldık, seviniyoruz. İki daireye, evet. Üstada bir dünya vermişler, üstad ben dünyaya çağırmayın diyor. Al burada yani. O zaman tabii işin latifesi, o daire meselesinin latifesiydi. Allah razı olsun diyorum verenlere. Ne olmuş peki sonra? Kapanın elinde kalmış araziler. Said Halim Paşa gitmiş. Roma'da Ermeniler tarafından öldürülmüş. İnşallah şehit olmuştur. Şehit olmuştur diyelim. Biz füsus zannedelim. Çünkü niyeti halis. Üstad'a teklifi de onu gösteriyor. Kapanın elinde kalmış arazi. Köşk devlete kalmış. O kadar mutandan bir köşk ki yıllarca devlet, yabancı devlet adamları Türkiye'ye geldiklerinde o köşkü ağırlamış. Ama nasıl ağırlamış? Pek çok farklı şekillerde. 1960 itirazından sonra hükümetin paraya ihtiyacı olur. Bazı yerleri kiraya vermek isterler. Said Halim Paşa köşkünü Amerikalılara kiraya verirler. Amerikalılar bir İslam ülkesinde resmi kumarhaneyi ilk defa orada açarlar. Manen öldü mü? Öldü. Ben dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Manen fani oluyor işte. İkincisi, Çiller Başbakanı zannediyorum. Bir yangın çıktı köşkte. Köşk maddi olarak da fani oldu. Yani köşk kendi lisanı haliyle Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerini teyit etti. Ben dünyaya çağırma, ona geldi, fena gördüm. Beni görün işte, ben faniyim diyor. Şu anda da zaten manen fani bir şekilde şeyler devam ediyor. Ve şey devam ediyor. Değerlendirmeler devam ediyor. Dema gaflet icap oldu. Ve nur hak ayan gördü falan diye anlatmaya devam ediyor. Bir de bunun ehli hidayet manasını ifade eden, onların ve hakikatlerini ifade eden şey var. Bu köşkü kabul etmedikten sonra, reddettikten sonra mana bir anda değişiyor. Karanlıklar dağılıyor. Hani hep kabuslar, şundan şundan bundan bahsediyoruz ya. Bir tek karar bütün kabusları dağıtmaya yeter. Yeter ki ihlaslı olsun. Yeter kararlı olsun. Yeter ki içten ve gönülden gelsin ve fi sebilillah olsun o karar. İşte zahir bir örneği. Dema gaflet zeval buldu. Hep ehli gaflet falan filan diyoruz ya. İşte o günün şartlarında hem dünyanın bütün baskısı, hem Osmanlı'nın kendi içindeki çekişmeler, şunlar bunlar, gaflet şu bu, esaret, zindan, hepsi bir tek kararla zeval buluyor. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayağın gördüm. Üstad Hazretlerinin o gün orada ayan beyan gördüğü nuru hak, hakikatin nuru Risale-i Külliyat'ıdır. O olmasaydı, aynı köşkü kabul etseydi Risale-i Nur yazılmazdı. O zaman Allah-u Alem Yuşa Temizinden bakmış, varlığında Risale-i Nur yazdığını görmüştür Allah-u Alem yani. Ve devam ediyor, tabi uzun uzun devam ediyor. O kadar fazla zamanımız yok. Bir dakikamız kaldı zaten çünkü ben 10 dakika sonra başladım. Zamanımı tam kullanırım, bir dakika da uzatmam.
Ya bir dakika önce bitirmem, bir dakika sonra bitirmem. Zamanında bitiririm yani. Onun için İstanbul bu arkadaşlar. İstanbul'un ruhu bu. İstanbul'un manası bu. İstanbul'dan Nur cemaatine çıkardığınızda İstanbul eksik kalır. Nur cemaatinden Yeni Asya'ya çıkardığınızda Nur cemaati eksik kalır. Sadece Yeni Asya Nur cemaati değil. Başka cemaatlerimiz de var. Sadece İstanbul'da Nur cemaatleri yok. Başka cemaatler de var. Tarikatlar, hepsi Allah rızası için çalışıyorlar. Hepsini takdir etmek lazım. Ama hakikat noktasına baktığımızda bir yeri bir unsur ayakta tutar. O ayakta tutmaya baktığımızda işte İstanbul bu manayı ifade ediyorsa hasreten Yeni Asya cemaati hasreten İstanbul'a bu nazarla bakmak, bu nazarla İstanbul'u yaşamak ve yaşatmak zorundadır. Çünkü tercihini ona göre kullanmıştır. Üstad Hazretleri şahsı için müsbet olanı değil, neticesi itibariyle hizmet olanı, müsbet olanı seçmiştir. Nur cemaatleri içerisinde Yeni Asya'da şahsi menfaati veya da cemaati menfaati için değil, neticesi itibariyle müsbet olanı seçerek üstadın bu hassasiyetini cemaatine mal etmiş ve yaşamaya devam etmiştir. Yaşamaya devam edecektir. Hasreten bunu devam etmelidir manasında söylüyorum. Çünkü dar boğaza girdiğiniz zamanlarda birisi gelir. Boğazınızı genişletmeye çalışır. Bir şeyler verir. Ama o boğazınızı sıkmak demektir. O verilen şeyler eğer başka maksatla veriliyorsa onlar reddedilmelidir. Tıpkı üstadın yaptığı gibi. Tıpkı üç Mehmetlerin yaptığı gibi. O zaman bu cemaat bu zamana buna kadar bunun için bunu yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Ben gazetemizde haklı olarak bir şey görüyorum zaman zaman küçük bir anekdot. Resmi ilanımızın geçmesi şu kadar kesildi. Şu kadar gün oldu kesileli. Evet bir haksızlık, bir zulüm. Yeni Asya'nın hakkı bu. Ama Yeni Asya'nın böyle bir ufuk şey yapma, ihtiyacı yok. Alın, doyun demeye ihtiyacı yok. Böyle minnetle verilen paraya ihtiyacı yok. O paralar onların olsun, bol olsun paralarında. Yeni Asya Allah'ın inayetiyle kendi imkanlarıyla kıyamete kadar yaşamaya devam eder. İşte İstanbul, işte Nur Cemaati, işte Üstad, işte Yeni Asya. 100 sene sonra bunları görüyoruz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Onu da görmeye devam edeceğiz. Ne güzel bir tablo. Dışarıda ezan, içeride hakikat. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahuru davam elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.